Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mahallenin göbeğinde, şehrin göbeğinde. Denize 3,5 kilometre. Altınkum sahilinden bahsediyorum. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı 1 ayrı mutfak. Burada 3 adet villamız vardı. 2 tanesi satıldı. Son 1 tane kaldı. O da ayrı mutfaklı olan 4 milyon 700 bin TL ile satışta. Ön tarafta bu park alanı sizin. Araç park yeri. Güzel bir yeşil alanımız var. Havuzlu bir villa. Ayrı mutfaklı bir villa arkadaşlar. Kapı girişi de parmak izi okuyucuyla da girebiliyorsunuz. Gayet güzel bir yer. Şimdi girişimiz burada. Girdiğimizde 20-25 metrekare civarında bir havuzumuz var. Oda diyecektim buraya. Artık o kadar karıştırdım. Bugün çok çekim yaptık. Sürekli böyle çekim yapa yapa oda, sineklik, süpürgelik hepsini birbirine karıştırmaya başladım. Gayet güzel bir havuzumuz var. Zaten merkezi konularda çok geniş havuzlar bulamıyorsunuz metrekarelerden dolayı. Gördüğünüz gibi güzel bir seramikle de duvarların üstü tamamen kaplanmış. Gayet güzel duruyor. Spot aydınlatmalar var. Otomatik panjurlu. Evin konumu çok güzel. Yeri de çok güzel. Arka tarafta da kocaman bir alanınız var. İsteniz sonra yeşil alan olarak da düzenleyebilirsiniz. Şu an seramik yapılmış ama istenildiği gibi değiştirilebilir. 4 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Birazdan giriş kısmına bakacağız. Arka tarafa da bakalım. Böyle küçük spotlar var. Bunlar çok hoş duruyor. Özellikle amber ışığında olunca daha da güzel duruyor. Buradakiler de amber ışığı. Arka tarafta geniş bir alanımız var. İstenirse burayı bahçe olarak da düzenleyebilirsiniz. Ya da kamelya tarzında bir yer yapılabilir istenirse. Ama arka tarafı arsa buraya bir gün villa yapılacak. Bu yüzden bahçe olarak düzenlerseniz daha iyi olabilir. Ön tarafta oturacak alanlar mevcut. Güzel bir girişimiz var. Parmak izi okuyucuyla ya da şifreyle giriş yapabiliyorsunuz dedik. Buradan parmak izinizi okutabiliyorsunuz. Ya da bu şekilde şifreyle giriş yapabiliyorsunuz. Seni böyle alacağım. Şimdi girdiğimizde tam karşıda yukarıya çıkış merdivenleri. Alt tarafında bir tane lavabomuz var arkadaşlar. Sağ tarafta salonumuz, sol tarafta da ayrı mutfağımız var. Ayrı mutfaktan başlayalım bu sefer. Tam farklı olsun. Cam boyutları çok büyük. Diğerlerine nazaran daha geniş cam boyutları var. Gün ışığından olabildiğince faydalanabiliyorsun. 60'a 120 seramik yerde mevcut. Tezgahımız granit arkadaşlar. Süpürgelikler antrasit renkte, beyaz renkte de olabilir bunlar istenirse. Tavan yüksekliği çok güzel. Spot ve LED aydınlatmalar var. Üst tarafta da böyle spotlar var. Tavana kadar da neredeyse 5 santimlik bir fark kalmış. Yükseltilmiş dolaplarımız mevcut. Gayet güzel. Bazı eksikler var. Ufak tefek eksikler var. Onlar da en kısa sürede halledilecek eksikler. Doğalgaz tesisatı da mevcut bu evde. Yani geldiğinizde ısı pompası takarak kullanabileceksiniz. Burada küçük bir lavabomuz var. Eve girdiniz, elinizi yıkadınız. Gayet de güzel bir lavabomuz var. Zaten misafirler için genelde kullanılacak bir yer. Şuraya vestiyer yapılabilir. O da güzel olur. Yine müteahhit firma yapar bunu vestiyerde. Çok daha güzel olur onların yaptırması. Çünkü bu işleri yapan ustaları var. Aynı malzemeden eve uygun bir şekilde yapılabilir. Şimdi burada 20 metrekare boyutunda bir salonumuz var arkadaşlar. 20 metrekare gayet de güzel bir metrekare. Yukarıdaki led renk değiştiriyor sürekli. Ve buradan havuz kısmına çıkış var. Tabi burada bir ara kalmamış. Buraya bir korkuluk şart. Evde çocuğunuz varsa kesinlikle şart düşebilir. Allah korusun. Daha kötü sonuçlar doğurabilir. Televizyon ünitesi için burası düşünülmüş ama istenirse buraya da alınabilir. Güzel, küçük, kutu gibi bir salon mutfak. Gayet güzel. Merkezi konum olması büyük bir avantaj. Bunu unutmayalım. Eve bakarken, yukarıya çıkarken de iki tane niş yapılmış merdivenlere. Orta katta iki adet genel kullanım. Pardon, bir adet genel kullanım banyo lavabomuz, iki tane de odamız var arkadaşlar. Şimdi burada herkesin ortak kullanabileceği çamaşır balkonu diye adlandırdığımız bir balkon var ama karşıdaki evlere bakıyor. İnsanlar da burada oturuyor, rahatsız etmemek için oraya çıkmayacağız. İlk buradan başlayalım. Metrekareleri gayet güzel. Yerde seramik görünümlü laminant var. Hemen ölçümünü yapalım. Merkezdesiniz. Her yere yürüme mesafesinde 17 metrekarelik bir kullanım alanı var. Gayet de güzel. 17 metrekare. Kullanışlı bir metrekare. Kare olması da çok büyük bir avantaj. İstediğiniz yere yatak koyduk, dolap koyduk, makyaj masası. Çok daha rahat sığacaktır. Lake dolaplar
mat siyah kulplar var. Gayet güzel duruyor. Buradakiler bak amber ışığında. LED'ler, spotlar, beyaz ışık. Genel kullanım banyo lavabomuz seramik siyah ve beyaz. Beşiktaşlı olanlar vardır aramızda. Güzel. Seramik geçişlerine çıtalar bırakılmış alüminyum. İki tane niş yapılmış. Bir tane fazladan bırakılmış ki çok iyi. Çocuğunuz bunayı kullanabilir boyu yetmezse buraya. Burayı da ebeveynler kullanabilir. İki taraf için de ideal olur. Burada gömme rezervuarımız var. Lavabo da harika duruyor. Böyle oval aynalara daha çok rağbet var bu aralar. Her yerde görmeye başladık. Eskiden böyle kareydi, çerçeveliydi ama çerçeveler artık kalktı. Biraz daha sadeliğe dönmeye başladı. Çok abartılı çerçeveler kullanılıyordu bir ara. Şimdi burası kaç metrekare? Burası da toplamda 16 metrekarelik bir oda. Gayet güzel. Ön tarafa bakıyor zaten. Birazdan terastan göstereceğim ön taraftaki yeşil alanı ve park alanını. Dediğim gibi güzel bir yer. Böyle balık kafesi gibi. Balık avlamak için kullanılan kafesler gibi avizeler konulmuş. Güzel olmuş. Tabii aslında şöyle. Burayı yapan arkadaşımız genç bir arkadaş. Yeniliklere açık. Ve istenmeyen bir şey olduğunda da değiştirebiliriz diyor. Yani bazıları gibi sabit böyle olmaz ben yapamam gibi bir şey demiyor. Süpürgeliği beğenmediniz yapabilir. Sineklikleri hediye edebilir. Avizeleri değiştirebilir. Gerçekten güzel bir esnaflığı var bu arkadaşın. Kesinlikle çalışılabilecek arkadaşlardan bir tanesi. 60'a 120 seramik. Burada da gayet güzel. Sıra geldi en üst kata. Çıkalım bakalım ne var en üst katta. Bazen böyle evleri ben de şimdi ilk defa geziyorum. 2 adet odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Burada banyo lavabo var. Birazdan bakacağız kapıyı daraltmasın diye dedik. Birazdan burayı da göstereceğim. İlk odamız hemen sağ tarafta geniş bir oda. Bence 19 metrekaredir. Çorabı da buluruz. 21 metrekarelik bir kullanım alanı var. Buraya kadar rahatlıkla kullanırsınız. Buradan diğer duvara kadar çok güzel bir dolap yapılabilir. Dolap ihtiyacını orada çözerseniz yatakla makyaj masasında her yere sığdırabilirsiniz. Değil mi? Çok güzel olmaz mı? Gayet güzel olur. Diğer tarafta bir de teras var. Teras da çok güzel. Tabii ki yazlık bölgelerin vazgeçilmezi. Şimdi burası genel kullanım banyo lavabo dedim ya. İsterseniz banyo lavabo yapılabilir. İsterseniz de böyle çamaşır odası olarak kullanabilirsiniz. Bunların tesisatı yapılacak arkadaşlar. Burası böyle eksik kalmayacak. Burada bir şekilde halledilecek. Ve burada yeni bittiği için ev bazı eksikler olabiliyor. Güzel bir merdiven boşluğu var. Bak ortada oval bir aydınlatma koymuşlar içerisine. Bir tane tabloyla işi çözmüşler. Gidip böyle başkalarının portrelerini koymamışlar. Ki onu kimse istemez. Burada da 16 metrekarelik bir odamız var. 16 metrekare. Yer seramik görünümlü laminant bu arada. Gayet güzel 16 metrekare değil mi? Kullanışlı bir metrekare. Terasa çıkalım. Hava da sıcak. Teras güzel. Zaten teras olmazsa olmaz bu evlerin. Şöyle bir ön tarafı gösterir misin? Bak bütün villaların kendine ait böyle bahçe alanları var. Ön taraf zaten kocaman bir cadde ve park ön tarafımız hemen. Orada aracınızı park edebileceksiniz. Isı pompası için orada da yer var. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Merkezdeyiz. Sağlık ocağına, semt pazarına hemen şuradan 250 adımda yürüyebilirsiniz. Marketler burada, restoranlar burada. Arka tarafta kahvaltı yapabileceğiniz bir yer de var. Orası da çok güzel. Cevizli Bahçe diye geçiyor. Gayet güzel bir yer. Altınkum'da çok uzak sayılmaz. Eğer ben merkezde yaz kış oturacağım. Çocuğum var okula gidecek. Ya da işte sosyal yaşam alanlarının yanı başında olsun diyorsanız burası aradığınız yer. Gayet de güzel. Şık bir yer. Karşıda da villalar yapılıyor. Bittiğinde onları da çekeriz ama metrekareler hemen hemen aynı gördüğünüz gibi. Gayet de güzel evler. Oturulabilir yerler. Tabii ki fiyatları artmışken artık çevrede bu tür villaların fiyatları 5, 5,5, 6 milyon civarında. Güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Destek amaçlı beğeni ve yorumları da unutmazsak sevinirim.